Yayınıma hoş geldiniz. Putin gerçekten iyice çığırından çıktı. Rusya çığırından çıktı. Size ilk defa açıklıyorum. Daha önce açıkladım niyetini Rusya'nın ama Karabağ'ı resmen Osetya'ya benzetiyor. Osetya'nın başına geleni Karabağ yapacak. İşte karşınızdaki metin. Lütfen yayınıma geçmeden önce şu videonun altına bir beğeni atın. Lütfen beğeni atın. Şu anda yayınıma geçiyorum. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. 12 Nisan 2022 tarihli. Ve Azerbaycan'ı çileden çıkartacak cinsten bir açıklama. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus makamlarını, Azerbaycan'ın şehirlerinin isimlerini yanlış telaffuz etmemesi, Ermeni sözleriyle telaffuz etmemesi yönünde şiddetle uyarmıştı. Azerbaycan'ımızın Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Nazırlığı'nın, Müdafaa Nazırlığı'nın yaptığı açıklamayı Rusya hiçe saydı. Şimdi yeni yaptığı açıklamayla birlikte Ferruh Köyü, evet köyün ismini Azerbaycan'ın itirazına rağmen yine Furuh olarak yazdı. Furuh. Bu resmen Azerbaycan'a saygısızlık. Ve Azerbaycan'a şunu demek istiyor. O toprakların ismini ben korum. O topraklar benim. Adamlar hala Sovyetler döneminden bakıyor oraya. Ve o bölgedeki toprakları kendini görüyor. İkinci olarak Azerbaycan'ın ateşiyle bakın. Azerbaycan'ın saldırmasıyla Karabağ savunma gücünün bir askerinin yaralandırdığı söylüyor. Gördünüz mü Rusya'nın yaptığı hileyi? 9 ve 10 Kasım anlaşmasına nasıl ihanet ettiklerini gördünüz mü? Ben size resmi açıklamayı getirdim. Resmi açıklama. Bunun gidişatı şudur. Ben bazı yazıları okurken Rusya'nın ne demek istediğine, asıl açıklamanın gerisindeki asıl nedene bakarım. Buradaki Karabağ savunma gücü nedir? Neyi kastediyor? Hemen değineyim isterseniz. Çok kurnazlar. Yani Rusya açıkça Azerbaycan'ın hassasiyetlerini önemsemiyor. Uyarılarını dinlemiyor. Yeni isimlerini Ermenilerin ifade ettiği gibi yazıyor ve kaydediyor. Hani müttefiklik anlaşmasına uyacaktılar? Hani sınırlara saygı gösterilecekti? Rusya dediğimiz gibi hiçbir anlaşmaya uymayan bir devlet. Attığı imzalar mürekkep kuruyana kadar dedim işte ya Dudayev rahmetli şehit. Evet rahmetli şehidimiz Dudayev'e selam olsun. Şimdi gelelim Rusya'nın buradaki açıklamasının geri planında. Burayı nasıl Osetya yapmak istediğinde hızlıca anlatayım. Azerbaycan, evet Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ne demişti? Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü vurgulamıştı. Dışişleri Bakanlığı Güney Osetya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini tanımadığını açıklamıştı. Güney Osetya'nın Rusya'ya ilk hakkını tanımadığını açıklamıştı. Ama Rusya tıpatıp Osetya'da dağıttığı pasaportları Karabağ'daki Ermeni çetelerine dağıttı. Burayı dinleyelim. Bununla kalmadı. O bölgede defakto bir yapı kurdu. Farklı bir yapı gibi gösterdi. Oysa ki oranın idarecilerini dahi kendisi belirledi. Şimdi gel gelelim demin okuduğum metne. Demin okuduğum metne baktığınızda Karabağ savunma gücü diyor. Ve orada Güney Osetya'da da Osetya savunma gücü vardı. Yani birbiriyle paralel. İki bölgede pasaport dağıttı. Yani ne demek bu birbiriyle paralel? İki bölgede de asker bulundurdu sözde barış gücü. Bu da ne demek? Aynı şekilde Osetya ve Dağlık Karabağ'ı paralel yürütüyor. Yani iki bölgedeki planı aynı. Özellikle köy isimlerinin Azerbaycanca telaffuz etmemesinin nedeni bu. Eğer Azerbaycan'ın kendi telaffuzuyla Türkçe
yani öz adıyla o yörelerin adını seslendirirse yarın işgaline bunlar engel olur ve özellikle bu bahane olur diye düşünüyor. Yani bilinçli yapıyor o bölgedeki provokasyonu. Şimdi Şoygu'ya neler diyeceğiz neler? Bu açıklama hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir açıklama. Ermeni teröristleri Azerbaycan'ın kuvvetleriyle eşdeğer tutuyor. Saldırgan taraf olarak Azerbaycan'ı gösteriyor. İşte Rusya kaşınıyor. Rusya'nın karın ağrısı var. Rusya'nın acayip ve güçlü bir karın ağrısı var. Hem Dağlık Karabağ'da ilerlemeler kaydediyoruz, hem Osetya'daki Rus oyununa itiraz ediyoruz ve Rusya'yı Kafkasya'dan söküp atmak istiyoruz. Gürcistan'la, Ukrayna'yla ilişkileri güçlendiriyoruz. Türkiye ile askeri işbirliğini ve Şuşa beyannamesiyle zirveye taşıyoruz. Bu gibi gelişmeler, Azerbaycan'ın bölgedeki güçlenmesi Rusya'nın işine gelmiyor. Şükür ki Ukrayna'da direndi Ukrayna ki Rusya'nın Kafkasya'ya veya Doğu Avrupa'ya saldırmasının önü alındı. Gerçekten işler kritik. Aynı şekilde Gürcistan'da Osetya'daki bu yapılanmaya ve seçimlere tepkisini gösterdi. Bölgenin Rusya'ya katılması çok büyük bir tehdit olarak algılandı. Allah korusun Karabağ'da bu görüntüleri bize yaşatmayı düşünüyorlar. Şimdi Osetya'da Rusya ile Osetya'nın birleşme seremonileri yapılıyor. Bakın törenlerdeki Rus bayrağı, sözde Osetya bayrağıyla yan yana. 2008'de Rusya'nın yardımıyla Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, bu yılın Mayıs ve Haziran ayında yapılacak referandumla Rusya'ya katılmak istiyor. Bu bizim savaşımız değil diyerek Ukrayna'daki Güney Osetyalı askerler evlerine döndü. Rusların Beyaz Ölüm lakabını verdiği Finli keskin nişancı Simo Hayha, 1939 ve 40 Fin-Rus Savaşı'nda kış savaşıydı, teyit edilmiş toplam 705 Rus askerini 100 günden az bir sürede öldürmüştü. Daha sonra bir Rus askeri tarafından çenesinin sol alt tarafından vurulmuştu. Evet, böyle isimler lazım Rusya'ya karşı. Gerçekten Simo Hayha gerekli dersi vermişti. Rus askerlerini öldürdüğünde ne hissettiği sorulunca tüfeğin tepesi cevabını verdi. Yani hiçbir şey hissetmediğini resmen aykırıyordu. 705 Rus askerini etkisiz hale getiren bu anlayışın şimdi Ukrayna Savaşı'nda Ruslara büyük dersler verdiğini görüyoruz. Özellikle Ukrayna'dan beklediği direnişi göremeyen ve halkla Ukrayna ordusunun beraber kenetlendiğini gören Putin çılgına döndü. Sivillere zarar verilmesi talimatını verdi. Böylelikle intikam alıyormuş oluyordu Putin. Keskin nişancılık yaptığı günlerden bir fotoğrafı, bir kız savaşı. İşte böyle cesaretli ve kuvvetli bulunmak gerekiyor. Ruslara karşı inanılmaz derecede azimli olmak gerekiyor. Şimdi sizleri bir kareye götüreceğim. Biraz gülümseyin. Savaşın ve gerginliğin havasını biraz atın isterseniz. Evet, görüntülerde çocuklar çevirme yapıyor. Çocuklar savaşın karanlık yüzünü görüyor ve burada onlardan tabii ki örnek alıyorlar büyüklerini ve özeniyorlar. İşte bu bir tarih. Yarın onlar büyüyecek ve geçmişi anlatacaklar. Bu karelerde tarihin göstergesi. Şimdi gelin çocuklar üzerindeki etkisine bakalım o anların. Gördüğünüz gibi savaşın çocuklar üzerindeki etkisi, her şeyi çocuk oldukları için bir şekilde oyun sanıyorlar. İnanılmaz ve gerçekten duygusal kareler. Boris Johnson Biden'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve Kiev'deki deneyimlerini paylaşmış. İşte kuvvetli, daha kuvvetli bir destek için mutabık kalmışlar. Hava savunma sistemleri gidiyor gibi geldi bana.
Daha önceki yayında bahsettim. Zırhlı araç yığına ve zırhlı araç sevkiyatı Ukrayna'ya devam ediyor. Ukrayna'ya kargo uçakları, Polonya'ya inen kargo uçaklarıyla tonlarca silah taşınıyor. Yeni Manpads, yeni Javelin siparişleri yolda. Bu yönde Ukrayna ordusu bu silahları olmazsa olmaz görüyor. Şimdi belirtmek istediğim bir husus var. Bugün ne yapma vakti? Bugün Ukrayna'nın bölgenin güvenlik sibobu olduğunu bilelim. Bir balonun ucundaki eğer ipi çözerseniz balon nasıl puflarsa, aynı şekilde gerginlik, Rusların yayılmacı ruhu ve o karanlık ruh ne yapar? Bütün dünyaya yayılır. Özellikle Ruslar barışçıl bir toplum değil ve orduları da barışçıl bir ordu değil. Ekseriyeten böyle zararlı işler gerçekleştiriyorlar ve bir şekilde bu günahları işliyorlar. Rus ordusunun ve Rus yönetimini kastediyorum. Özellikle bu yönetimler değişmiyor. Kastımız yönetim, ama yönetimin değişmemesi ve halkın başına akıllı, salim ve ülkesinin gelişmesine önem veren bir devlet başkanının gelmemesini neye bağlıyorsunuz? Güzel şeyler oluyor. Biz uçak gemisi yapıyoruz diyoruz ama TCG Anadolu daha çok bazı uçaklar için, insansız hava araçları için daha çok kullanılacak. Biz bu deneyimleri oluştururken Türk Deniz Kuvvetleri heyeti İngiliz donanmasına ait Hams Queen Elizabeth uçak gemisini ziyaret edip gemide incelemelerde bulundular. Evet, bu çok önemli. Uçak gemisiyle alakalı teknolojiyi, yapıyı, sistemi inceliyorlar. İngiltere dedim ya, bağımsız bir anlayışa Avrupa Birliği'nden ayrılınca kendisini Türkiye üzerinden dünyaya sunuyor. Türkiye diyor ki güçlü bir ülke. Tutunacağı dal olarak Türk dünyasını görüyor. Bakü'yü ziyaret eden İngiliz bakanın diz çöküp şehitlikteki durumu, Azerbaycan'a Manpads ve özellikle tank savar silahları yanı sıra birçok zırhlı aracı satma içgüdüsü bunun bir göstergesi. Hele hele insansız jetimiz bu kendi TCG Anadolu'muzda uçacak. Bu İngiltere'nin savaş uçak gemisi. Ama bizim yeni konseptteki SİHA'larımız, insansız jetlerimiz o TCG Anadolu'da olduğu vakit kendi geliştirdiğimiz ve çok kaliteli NATO standartlarında üretip hava savunma sistemleri eklediğimiz o gemiler gerçekten bizim kıtalar arası harekatlarımızda bize güç verecek. Bu çok önemli bir etken aslında. İşte böylelikle güçlü ve kuvvetli bir durum sergileyeceğiz. Evet, önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Türkiye, Azerbaycan, bölgede Ukrayna önemli bir dönemeçten geçiyor. Özellikle Ukrayna'nın durumu bildiğiniz üzere son savaşla belli olacak. Bugün yayınlanan bir haritadan bahsedeceğiz. Bugün yayınlandı. Bu haritada baktığımızda Herson kentine yaklaşan Ukrayna kuvvetlerini görmekteyiz. Özellikle Melipol ve Mariupol bölgeleri çok önemli. Bu bölgede kuşatma yarılmak istendi ve Ukraynalı askerler direniyor Mariupol'da. Ama şu husus bir gerçek ki, Harkiv ve diğer bölgelerde gerçekten büyük bir direniş var. Donetsk ve Luhansk bölgesinin karşısında büyük bir direniş var. İzyum bölgesi de çok kritik. Ama şu bir gerçek ki, Ukrayna kuvvetleri doğuya doğru yığmaya başladı. O bölgedeki sistemleri Ukrayna oturtur, karşıdaki Rusları daha iyi etüt edip topçularına, SİHA'larına ve atış destek vasıtalarına uyarlarsa, Ruslar bölgede dijital askeri teknolojinin tadına bakmış olacak. Hem de ne fena. Nasıl Kiev'de büyük bir bozguna uğrayıp geri çekilmek durumunda kaldıysa, birçok Rusçunun gözyaşı mendillerini, timsah gözyaşlarını, evet, saklamaya çalıştıklarını gördüysek, işte burada gördüğünüz gibi şu anda çok önemli bir harekat yapılacak, kıyamet kopacak ve Ukrayna'nın doğusundaki savaşta eğer Rusya büyük bir yenilgi alacağını düşünüyorum, Rusya'nın uçaklarına karşı sürpriz hava savunma sistemleri de gelirse, Rusya bu bölgede çok kötü çuvallayacak. Putin'in Kremlin'de nelere inanacağını, 9 Mayıs'ta hangi zaferi kutlayacağını
ve o tarihte istifa edip etmeyeceğini bilen var mı? Benim tahminim 9 Mayıs törenlerini bir şeyler bahane edip erteleyebilir mi? Bu da büyük yürek ister. Rusya için çok önemli. Evet değerli izleyenler, bölgede oluşan gelişmeler, bölgede yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Türkiye ve dünyada savaşın en etkin olduğu bölgelerde bunları konuşuyoruz. İnşallah kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın değerli izleyenler.